burada Semerkant yayınlarının bastırmış olduğu. Çevirisini kim yapmış? Tercüme Talha Hakan Halp. Talha Hakan. Ömer Faruk. Tokat Ahmet Hamdi Yıldırım. Çeviriyi yapanlar. Zaten çeviriyi yaparken bayağı zorlanmışlar gibi bir hissettim var. Çünkü ben Arapça metnini de okumuştum daha önceden. Hani nasıl çevirsek diye bayağı düşünmüşler. Daha birinci mektubu okuyacağım ben. Burada Allah-u Teala'nın zahir isminin tecellileri anlatılıyor bu kitapta. Mektubu kime göndermiş? Şeyhi Muhammed Baki Billah'a yazılmıştır. Arzuhal kullarının en zayıfı Ahmet, şeyhinin değerli talimatı üzerine çeşitli hallerini arz makamının zirvesine sunmaya cüret eder. Tarikatta seyru selike devam ettiğim sırada Allah'ın zahir ismine ait açık bir tecelli ile müşerref oldum. Öyle ki artık bu isim tek tek her şeyde bana tecelli etmeye başladı. Özellikle kadın suretinde. Allah'ın zahir ismi. Yani Allah'ı görüyor. Her şeyde ama diyor, özellikle kadın suretinde görüyorum. Hatta kadınların tek tek bütün uzuvlarında. Şimdi kadın suretinde görmesi yetmiyor. Bütün uzuvlarında, artık kadınların uzuvlarını neresi saymaya var? Gerek yok. Neyi kastediyorsa. Bütün uzuvlarında görüyorum. Nihayet ifade edemeyeceğim nitelikte, yani artık onu da ifade edemeyeceğim diyor. Nitelikte onlara boyun eğer vaziyete geldim. Bu konuda çaresizdim. Devamında yine bu kadınlardan bahsediyor. Adeta damla damla eriyip o kadınların elinde su gibi aktım vesaire diye devam ediyor anlatmaya. Az evvel de şeyde Fusus-ül Hikem'de okuduğumuz gibi Allah-u Teala'nın kadın suretinde mazhar etmesi. Evet, o ona değinmeden geçmeyelim. Çünkü bu Allah'ı kadın suretinde görme hastalığı maalesef pek çok şeyde tasavvufçuda mevcut. Zaten İmam Rabbani'nin bu 187. mektubunda ne diyor? Bir de onu da bakalım. Yani şimdi bir de bize onu göster. İmam Rabbani, şimdi biz diyoruz ya, bu ahlaksızlıklar aslında bir şeyin sebebi değil, bir şeyin sonucu. Evet. Neyin sonucu? Tevhidden sapmanın sonucu. Tevhidden sapmanın, şirke saplanmanın. Allah-u Teala'nın pisliği bu kafalarına boca ederiz diyor ya. Evet, evet. İşte başlarındaki pisliklerin şeylerini okuyoruz biz burada aslında. Tevhidden nasıl sapıyorlar? Bir de Mektubat-ı Rabbani'de ondan biraz bahsedelim. 187. mektup, Mektubat-ı Rabbani, benim elimde birinci cilt. Burada da mektubun konusu şöyle söyleniyor. Mürit için rabıta yolunun zikirden daha üstün olduğu diyor. Ve bunu söylerken de şunu söylüyor. Yani mürit için mürşidin gölgesi, yani gölgesi, mürşidin kendisini bırak. Gölgesi onun Allah'ı zikretmesinden daha evladır. Yani Allah'ı zikretmek ne demek? Yani öyle zikrullah-ı ekber diyor ya. En Allah'ın zikri en büyüktür diyor, değil mi Kur'an-ı Kerim? Kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin olur diyor. Bak burada zikretmeyi bırak. Mürşidin gölgesi. Allah'ın zikrinden, Allah'ı düşünmekten, Allah'ı tefekkür etmekten, Allah'ı anmaktan daha evladır. Ve bu adam, bu İmam-ı Rabbani, tasavvufu şirkten temizleyen, kurabelerden temizleyen, yani tutup sarılasın gibi. Öyle bir anlatıyorlar ki. Kurtarmış. Bir de diyorlar ki işte bu türlü kitaplar, ne bileyim işte bunlara kutsallık atfedin, evlerinizde barındırın, ne bileyim işte şurada rafınızda dursun, muska yapıyorlar, bunlardan yazılar yazıyorlar falan. Bunlar bizi musibetlerden koruyorlar, musibetlerden kurtarıyorlar. Ama bu kitabın kendi musibet zaten. Bundan kurtulmak lazım. Şimdi az evvel Eflakide diyordu ya, senin Allah mı daha büyük, şeyhi mi daha büyük, evet, diyordu ya. Şimdi onun işte onun bunlara... şerhi cevabı. Onun cevap şerhi, veriyor diyor. Onun şerhini yapıyor burada da işte. Şuraya bakar mısın ya? Allah'ı diyor zikretmekten daha mühimdir, daha önemlidir, daha evladır. Daha ne diyor, daha inanıyorsun sen? İşte bunun pratik sonucu olarak ne oluyor? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktansa bizim yazdığımız eserleri okuyunuz. Niye? Biz sizden daha iyi biliriz. Ondan sonra bir bakıyorsun. Nasıl ki Allah'la aramıza bir yığın aracılar giriyor, ondan sonra Kur'an'la aramıza da bir yığın aracı kitaplar giriyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. Bir de Vedat, şimdi burada şeye değinmek lazım. Ya onlar aslında her ne derse desin, işte secir halindeydiler. Kendilerinde değillerdi konuşurlarken. Allah aşkının şiddetinden, bilmem nesinden. Hani işte o yüzden
bu tür küfür sözler çıkıyor. Bunlar zahiren küfür olsa da samimiyetlerine bakılarak affedilir. Şimdi benim burada sormak istediğim bazı sorularım var. Birincisi, eşeddi hubben lillah diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İman edenlerin Allah'a olan sevgisini Allah böyle ifade ediyor. Çok şiddetlidir diyor. Elbette ki bu sevgi peygamberlerde vardı. Ama hangi peygamber böyle bir şey söyledi? Hangi peygamber Allah'ı kadın suretinde görmüş mesela? Mesela hangi peygamber Allah'ı oğlan suretinde görmüş? Peygamberler bunları tekfir etmeye, bunların cehennemlik olduklarını haber vermeye gelmiştir. Ya da hangi peygamber gitmiş de kavmine ben Allah'ım demiş? Aynen, aynen. Bir de şu var. Peygamberlerin yaşantısına bakıyorsun. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de salihlerin yaşantılarına, onların dualarına, onların yaşantılarına bakıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de incelediğin zaman. Ya bunlar ne fena fillah diye bir şey bilirler. Ne Allah'a falan kadına girdi filan bunları bilirler. Ne efendim Allah'a kadının şurasında gördüm, oğlanın burasında böyleydi. Efendim biraz önce ilişkiye girdiğim zat tümü aşağı Allah'tı. Böyle saçma sapan şeyler var. İşte bunların tamamı nereden kaynaklanıyor? Tevhid inancından saptın mı artık her türlü saçmalığı bekleyeceksin. Burada şunu da söyleyelim. Şimdi seyrüsü sekir halindeydi. Ya tamam da sarhoştu. Aşk sarhoşluklar. Kardeşim hepiniz mi sarhoşsunuz? Yıllardan beri bu yazılar bu kitaplarda duruyor. Bir tanenizin aklına bunları çıkarmak gelmiyor mu? Hem diyorlar ki iftira atmayın eserlerini okuyun. İftira atmıyoruz eserlerini okuyoruz. Gördüklerimizden daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani hepiniz mi sarhoşsunuz? Hepiniz mi aşk sarhoşsunuz? Yani İmam-ı Rabbani'yi savunduğunuz kadar, İmam-ı bilmem kimi savunduğunuz kadar, Mevlana'yı savunduğunuz kadar tevhid inancını savunmak aklınıza gelmiyor mu? En ufacık saçma bir rivayeti bile savunacağım diye dünyayı başımıza yıkıyorlar. Ama Allah-u Teala'nın zatı hakkında inanılmaz korkunç iftiralar atıyorlar. Hiç seslerini çıkarmıyor. Hatta bunları sahipleniyorlar. Maalesef ya bunları yazan insanlar çok büyük evliya kabul ediliyor. İşte Allah'la eşdeğer, hatta işte Eflakin'in söylediği gibi daha büyük tutuluyor. Ama biz insanlar Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman, Allah'ın ayetlerine çağırdığımız zaman vay sapıklar, vay bunlar Kur'an'a şey yapıyorlar, vay bunlar Allah'ın ayetlerine insanları çağırıyor. Ya böyle nasıl bir zihniyettir? Ben çözemedim gitti. Ya Mekke'li müşrikler melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Ya Ebu Cehil'in aklına bile gelmiyordu Allah Hubel kılına girdi de geldi. Ebu Cehil'in aklına gelmiyordu Allah put kılına girsin gelsin. Yani bunu hangi vicdan kabul ediyor? Firavun'un aklına gelmez ya. Ya hakikaten ya Mekke'li müşrikler de hiçbir şekilde putların Allah'la eşdeğer tutulması, Allah'la bir gözükmesi gibi bir şey yok. Allah'ın kızları melekleri görüyorlar. Allah buna şirk diyor. Sen burada kalkıyorsun, şeyhim mi büyük, Allah mı büyük dendiği zaman vallahi bilmiyorum artık, onu Allah bilir. Yani daha büyük biri onu lazım. Bilmek için Allah olmak lazım. Yani böyle saçma sapan şey. Allah büyüktür diyemiyorsun ya. Ya işte şirk adamın damarlarına, kanına karıştığı zaman varacağı son nokta burasıdır. Şimdi şöyle de bir durum var Vedat. İşte aşk sarhoşuydular. Bunları zaten bir türlü ayık kafayla göremiyoruz. Bunlar hepsi sarhoş. Hiçbir tanesi. Kimisi şeyhini Allah yapar. Kimisi zaten evliyalar içerisinde Allah'la konuşmayan hiç kimse yok. Allah'la konuşuyor. Rüyamda İbn Arabi diyor ki Allah'ı gördüm. Rüyamda bana şiir okudu. Bilmem ne yaptı. Acayip acayip şeyleri doldurmuş kitabına. Hani Kur'an-ı Kerim'e rakip kitaplar yazılması için her şeyi yapmışlar. Şimdi bu evliyaların Allah'tan aldıkları bilgilere bakıyorsun. Onları bir kağıda yaz. Ciltle, ansiklopedik hale getir. Bir de Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an-ı Kerim'in bilmem kaç katı. Sanki evet. Allah Peygamber Efendimiz'e vahyedeceklerini, unuttuklarını gelmiş bizim evliyalara vahyetmiş. O da neyi vahyetmiş? İşte Allah olan kılına girdi. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Ariflerin menkıbeleri, Allah'ı tanıyanlar. Adamlar Allah'ı tanımak deyince ya kadın kılına girdi onu anlıyorlar. Ya kendilerinin Allah olduğunu anlıyorlar. Ya oğlan kılına girdiğini anlıyorlar. Ya kadını bilmem ne tarafında gördüm ama burada söyleyemem, acayip acayip şeyler anlıyorlar. Her şeyde Allah'ı görmek diyorlar ya, bu şey vahdet-i vücut. Her şey Allah'tır.